Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler, Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız her sabah olduğu gibi. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. BIST'te bu sefer terse bir rekor. Son 10 yılın en büyük gerilemesi. Tabii dün konuşmuştuk bu Gezi Parkı direnişi, oradaki protestoların Türkiye'nin pek çok noktasına yayılmış olması ve bunların bir haftayı geçti. Bugün 8. gün hala devam ediyor olması. Bu arada gelen tabii siyasilerden gelen mesajlar, bunların hepsi elbette etkili oldu piyasalar üzerinde de. Siz dün sabah bir düşüş beklediğinizi söylemiştiniz ama bu derece herhalde siz de beklemiyordunuz. Yok, yok, hayır. Nasıl yorumluyorsunuz ve bundan sonra yön nasıl olur? Evet ya Barış, piyasalar açısından şöyle, bir herhangi bir olay ne olursa olsun, burada sonuçta yabancıların payı %66'nın üzerindeydi. Dünkü şeylerden sonra yabancı payı bir gün gecikmeyle 65.40 hala. Hı hı. Yani hisselerimizin %65.40'ı yabancıların elinde son verilere göre. Evet. Böyle bir durumda tabii ki onların yapmış oldukları hareketler çok önemli oluyor. Ve bir ülkeye nin hisse senedi olsun, devlet tahvili, bonosu, diğer yatırım araçları veya direkt yatırımlar olsun, ülkeye yatırım yaparken yabancı yatırımcılar belli faktörlere, kriterlere bakıyorlar. En önemli kriterlerden bir tanesi de biliyorsun, ben buraya ne koyarsam ne kadar kazanırım. Yani hesabı yapabilmek. Hı hı. Eğer bu hesap zorlaşırsa hemen güvenli limana çekiliyor, parasını alıyor, kenara çekiliyor. Sonra ortalığın durulmasını bekliyor. Şimdi 4 tane önemli faktör vardır. Bir zamanlar biliyorsun 2000 zannedersem 2 yılıydı. Bir bankaya bir bomba atılmıştı ve borsada yaklaşık %10'luk bir düşüş, hı hı, olmuştu. Ve o düşüş sonrasında da piyasaların bir hareketi vardı. Ta o zamanlardan 4 tane kriter vermiştik. Bir tanesi şudur. Herhangi bir olay olduğunda makro dengelerde bir değişiklik olacak mı? Eğer makro dengelerde bir değişiklik olacağı beklentisi oluşursa, böyle bir durumda o beklentiye göre yeni fiyatlar belirlenir. Evet. İkincisi, ekonomik programda bir değişiklik olacak mı? Bu aslında bağlantılı bir soru. Yani bu olaylar sonrasında ekonomik program değişir mi? Değişmez. Ama biliyorsun 2002 öncesinde, yani AK Parti iktidarı öncesinde hükümetlerin ömrü yaklaşık olarak 2-3 yıldı. Hı hı. Yani çok fazla şey vardı. Özellikle 90'lı 80'li yıllarda inanılmaz bir kaygan zemin vardı orada. Çok fazla fay hattı vardı. Ve siyasilerin yapmış olduğu bir açıklama, biliyorsun koalisyon hükümetleri vardı, koalisyon ortaklarından herhangi bir açıklama geldiğinde aman hükümet düşer mi korkusuyla borsalar çok kötü düşerdi. Veya şimdi önümde açık mesela hocam, işte sizin dediğiniz gibi 19 Şubat 2001. Evet. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in işte Başbakan Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlatması, 14.16, evet, düşmüş. %14.6, evet, pardon. Sonra 98'de var bir tane büyük düşüş, 13.1, dünya piyasalarında o kriz hatırlarsınız. Evet. 3 Mart 2003'te Asya bu krizi, tezkere meselesi, tezkere, mecliste tezkerenin kabul edilmesi, 12.4. Evet. Sonra da en yakını sizin söylediğiniz gibi İstanbul'da bu banka ve İngiliz konsolosluğuna saldırı, 7.3. Bir de 2008 var. 2008'de zaten küresel, zaten kriz, küresel kriz, o noktalardaki düşüşler. Ama bu şimdi yaşadığımız düşüş şöyle bir düşüş ki, şimdi bakıyorum 99'daki Marmara depreminden sonra yaşanandan bile fazla. Evet, şu an çünkü burada hani o zaman fiziki bir deprem vardı. Evet. Şu an için ben piyasanın algılamasını söylüyorum, konuştuğum yabancı yatırımcılarla aldığım sonuçları söylüyorum. Yani burada özellikle
Yani kendi fikrim olarak değil, araştırmış ve bunları sormuş birisi olarak söylüyorum ben. Siyaset fay hattının hareketlendiğini düşünüyor yabancı yatırımcılar. Evet. Siyaset fay hattının hareketlenmesi demek tüm ekonomik kararları etkileyecek diğer tüm parametrelerin hareketlenmesi demektir. Bunun, bu beklentilerin veya bu görüş çok kısa vadeli de oluşmuş olabilir. Yani çok kısa süreli bir görüş de oluşmuş olabilir ve bir hafta sonra tekrar normale de dönülebilir. Fakat konuştuğum birkaç yabancıdan şöyle bir şey aldım. Şu an hani yeni karar vermek için, yani Türkiye mesela JP Morgan, hayır biz Türkiye'ye güveniyoruz ve yayınladığı raporunda Türkiye'ye güveniyoruz. Yıl sonuna kadar da bu hedeflerimizi aynen koruyoruz dedi. Yani Türkiye'nin ekonomisine güvendiklerini vesaire açıkladılar. Bu tür durumlarda özellikle anketleri görmek isteyeceklerdir. Evet. Yani burada zaten bir ekonomik başarının arkasındaki en önemli sebep kararı alanların istikrarlı olması ve geçmiş 10 yıla baktığımızda da ekonomi yönetimi her zaman şunu yaptı. Çok büyük bir başarıyla yaptı bunu. Yani ben burada gerçekten hiçbir tecrübesi olmamasına rağmen hükümete geldiği andan itibaren Babacan bu işi gerçekten mükemmel götürdü. Şöyle ki birincisi şeye karşı çıkılmadı. IMF'nin 2001 krizi sonrasında getirmiş olduğu programa karşı çıkılmadı. O çok sağduyulu, çok doğru bir hareketti. Evet. Ve orada en önemli şartlardan bir tanesi faiz dışı fazlayı yüksek tutacaksınız. Yani kamu tasarruf edecek, cari açığınızı kapatacaksınız ki biz mali disiplin anlamında yani milli gelire borç oranımız %90'lara gelmişti. Bütçe açığı milli gelirin %13'üne vurmuştu. Biz oradan milli gelirin sıfırına kadar indik yani. Eksi ikisine kadar indik. Ve bu mali disiplin gerçekten bütün bu ekonomik başarının altındaki en önemli kriterdir. Orada da onu yapabilmek de ancak istediğiniz yasaları çıkarabilmek ve güçlü bir iktidarla olabilecekti. Yoksa hani koalisyonlarla gitmiş olsaydı orada anlaşılamayabilirdi, yapılamayabilirdi. Ve Babacan hem sağduyusu hem yapmış olduğu açıklamalar ve sükuneti zamanında orta vadeli programları açıklayarak ekonomik programı ciddi anlamda herkese yabancı yatırımcılara çok net anlatarak önemli bir merhale kat ettik. Fakat şu dakika itibariyle burada mesela benim dikkatimi çekiyor şu ana kadar bu düşüş yani borsadaki şu sert düşüş ki sen de az önce söyledin böyle bir düşüş daha önceki krizlerde şeyde de yok yani iyi muhtırada da bu kadar sert değildi. Düştükten sonra hemen toparlanmıştı ki çünkü o da siyasi fay hattına dokunmuştu. Şimdi benim görüştüğüm yabancılardan birkaçı yani Londra'dan görüştüm ben şöyle söylüyor ve şu son anketleri bir görmemiz lazım destek ne kadar? Ve aynı şekilde etkin bir şekilde bu ekonomik program veya öngörü işte devam edecek mi etmeyecek mi? Bunu zannedersem bir hafta onu bekleyecekler. Bekleyecekler derken hani yeni alım yapmayacaklar vesaire anlamında değil. Ama yeni bir kaynak girmesi anlamında mutlaka ekstra kaynak gelmesi anlamında. Hani notumuz arttı vesaire de para bekleniyordu. Şimdi şu an için orada frene basılacak. İkincisi. Yurt dışından bizim firmalarımız çok düşük oranlarda borçlanıyorlardı. Şimdi dış dünyaya yansıyan görüntüler ve bütün Türkiye'nin birçok şehrinde gösterilerin olması durumunda oradaki firmaların da etkilenebileceğini düşünecekler. Yani kredi çevirmekte zorlanabilir firmalar bir süreliğine. Bu çok uzun sürmez. Bu tip olaylarda bir anda beklentiler çok kötümserleşir ve dibe vurur. Artık her şey için kapkaranlık bir tablo çizilir. Ama ben hani belki de 19 yıldır bu piyasaların içindeyim. Böyle zamanları biz çok yaşadık. İşte senin az önce söylediğin 98 Asya krizi olsun. Sonra Rusya krizi, arkasından 2001 krizi, Arjantin'in default ilan etmesi, borçlarını ödeyememesi, arkasından 2008 krizi vesaire derken yani burada ben şunu sadece öneriyorum.
insanlara hakikaten şey yapmak gerekiyor. Bu dalgalar içerisinde boğuşmamak gerekiyor. Şöyle kenara çekilip en az 2 hafta veya 1 ay böyle bir kenardan izlemek gerekiyor. Çünkü şu an genelde öyle yapacaklar. Hı hı. En azından 1 haftalığına böyle yapacak piyasa oyuncuları, yabancı yatırımcılar. Şimdi borsadaki bu düşüşlere baktığımızda çok ilginç sana istatistikler de verebilirim. Yani çok sert düşüşler. Mesela 2011'de şey olmuş. Amerika'nın notu düşürülmüş. 62 binden 48 bine kadar düşmüşüz. Hı hı. Yani 62 binden 48 bin dibe kadar düşüşe baktığımızda şu anki düşüşe neredeyse yakın bir düşüşü yaşamışız. Burada 2 hafta içinde düşmüş. 1, 2, 3, 4, 5. haftada düşüşün %60'ı alınmış. Yaklaşık 6. haftada düşüşün başladığı yere kadar da borsa çıkmış. Benzer şekilde diğer şeyleri de verebiliriz. Şu an yatırımcılar şeye bakarak, yani kendi ekstrelerine bakacaklar. Fiyatlar %10, %15, hatta bazı kağıtlarda %20'ye yakın düşüşler var. Bazı kağıtlarda taban olan kağıtlar var 2 seans üst üste. Yani buraya baktığında ekstresi tabii hoşuna gitmeyecek ama şunu söyleyeyim. Birincisi, biz yine benzer şekilde piyasanın büyük bir düşüşünden sonra toparlayacağını ve mutlaka şu seviyeye kadar, yani 80 şu an 85 bin seviyesi güçlü bir direnç durumuna geldi ve onun öncesinde de şurada vereceğim, 82 bin seviyesi var. Yani eğer günlük olarak bakacak olursak, hani günlük bazda bakacak olursak şöyle bir resim ortaya çıkıyor. Şu an 75 bin daha önce gördüğümüz yer ve 75 bin seviyesine kadar bu kadar kısa sürede bir düşüş, ki dün 76 bin 900 civarında kapandı. Sadece benim için hani bir büyük kötü olaydan ziyade nakitte olanlar, daha önce borsaya gireyim mi diyenler için fırsat yaratabilecek bir seviye. Yani bu tür, hani Çince'de şey derler ya, kriz eşittir fırsat derler ya, hı hı, borsa yatırımcısı açısından bu bir fırsat yaratabilir. Ama yatırımcı şunu beklemesin. Hani bugün hemen ben alayım, 3 gün sonra da endeks 85 bine gelsin diye beklemesin. Buradaki kırılma, şu boşluk, bu boşluk mutlaka doldurulacak. Yani şu aralıktaki şu seviyelerdeki boşluk, ki kapanış 85 bindi, açılış direkt 82 bindi. 82 binden açılmıştı. 3 bin puanlık boşluk yine doldurulacaktır. Ne kadar sürede doldurulacağını söyleyemiyoruz sadece. Yani 20 gün sonra mı doldurulur, yoksa 30 gün sonra mı doldurulur bilemiyorum. Ama en azından önümüzdeki 1-2 ay içerisinde bu seviyeye gelecektir. Şu an 77 bin olduğunu düşünürsen 82 bine %5 demektir. %9-10 getiri sağlayabilecek bir durum ortaya çıkmıştır. Çok iyi kağıtlar, çok sağlam kağıtlar, çok hakikaten beklenmedik, olmadık fiyatlara gerilemiş durumda. Ve bu aşamadan itibaren de yine büyük yatırımcılar, yabancı yatırımcılar ve büyük fonlar bu fırsatları da değerlendireceklerdir. Eğer küçük yatırımcı, yani benim, gerçi ben küçük yatırımcı kelimesini pek fazla kullanmak istemiyorum, bireysel yatırımcı diyeyim. Bireysel yatırımcı eğer bu hareketler sırasında çok fazla al sata girerse, hı-hı, çok fazla para kaybederler. Yani şu düşüşün 2 katı civarında bile para kaybedebilirler. O anlamda borsa ile ilgili bana göre bütün olacak kötü beklentiler dün fiyatlara girmiştir. Ve bundan sonraki hareketlerde hala aşağı hareket devam ediyorsa, bu yeniden alım yapabilmek için büyük fonların yapabileceği bir strateji olur. Ve onlar da bu stratejiyi her zaman her yerde yaparlar. Yani yeniden biz ciddi bir satış baskısı geldiğini görürsek düne göre, artık ben dün diyordum ki dibi gördükten sonra tekrar o dibin altına giderse aman dokunmayın, çünkü hep yeni dip, yeni, evet, dipler oluşur. Dün de 3 defa öyle oldu. İlk açılış 79 bin dibi gördü. Sonra yukarı çıktı 81.200'e. Arkasından tekrar 79 bin kırıldı. Sonra 77 bin. Yani 5 dakikalık grafiklerde baktığımızda ilk düşüş noktası şurası. 79 bin seviyesi. Sonra yükseliyor 82 bine kadar. Sonra tekrar aşağı geliyor ve 77.700'ü görüyor ve sonra orayı da kırıyor aşağıya. Yani her dibin altına geriliyor. Bu da tabii şeyden kaynaklandı. Yani o sırada
hala stres, gösteriler vesaire devam ediyordu. Ve açıkça söyleyeyim şunu, dün yurt dışı seyahatinden önce de Sayın Başbakan'dan daha itidalli çağrılar bekleniyordu. Hı-hı. Ama o konuşma sonrasında piyasa adeta beklediğini bulamadı ve ondan sonra daha sert bir düşüş yaptı. Ki biliyorsun hani Sayın Başbakan işte yurt dışına bakın dedi, bakın işte Tokyo'ya bakın. Hakikaten o sırada düşüyordu. Avrupa %1 aşağıdaydı ama tabii %7'yi 8'i açıklayamazsınız onunla. Arkasından Avrupa bir anda toparladı. Tekrar artıya geçti ama Avrupa artıya geçerken biz dipleri de kırarak daha da aşağıya gittik. Çünkü o sırada haber kanallarından işte sosyal medyadan vesaire gerginliğin devam ettiği işte şehirlerde gösterilerin olduğu haberleri geçtikçe bu piyasaları ciddi anlamda tekrar negatif etkiledi. Fakat dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları çok önemliydi bence. Aynı zamanda bugün zannedersem saat 10.30'da. Bugün 10.30'da Sayın Bülent Arınç'la. Sayın Başbakan'a vekalet eden Sayın Bülent Arınç'la görüşecek. 12'de de basın toplantısı yapılacak. Evet ve ben hakikaten burada tabii Sayın Bülent Arınç'ı biliyorsun bu süreç içerisinde yaptığı tüm konuşmalarda gerçekten çok makuldü. Ve gerçekten yatıştırıcıydı. Tahmin ediyorum saat 12'deki açıklamalarda da en azından insanların bir miktar tepkisi bu açıklamalarla azaltılabileceğini düşünüyorum. Ve bu da piyasada çok ciddi bir olumlu hareketi yaratabilir. Yani orada yapılacak açıklamalar çok çok önemli. Dikkatle takip edilecek. Yani, bir soru daha, ondan sonra reklama gideceğiz hocam. Bu konuyla ilgili bir soru daha doğrusu. Bir iki ay önce olsaydı acaba borsa hiç etkilenir miydi? Sanki düşmek için iyi bir bahane buldular. Biz ne bombaların patladığını gördük de hiçbir etkisi olmamıştı diyor Erkan Sarı. Şimdi şöyle ki, hani bir iki ay önce bu olaylar olsaydı bu kadar etkilenir miydi? Ben gerçekten cevap veremem. Yani orada belki daha da kötü de etkilenebilirdi. Yani not artışı bekliyorduk ve tam bu not artışı beklerken bu olayların olmasının notu. Çünkü dün Fitch açıklama yaptı. Hı hı. Sizin de yani bu notunuz BBB'nin çok çok altında. Evet. Kendini ifade etme özgürlüğü notunuz. Zaten Türkiye'de siyaset bir zayıflık unsuruydu ve o çok altında dedi. Zaten Fitch'ten o açıklama geldiği andan itibaren zaten o zaman 79 aşağı kırıldı ve daha da aşağı gitti. Şimdi bir iki ay önce bunlar olmuş olsaydı not artışı beklerken not artışı bir sene daha ertelendiği gibi bir beklentiyle bu sefer çok daha uzun ve kalıcı da olabilirdi. Bilemiyorum. Belki de %5 düşüşle kurtarırdık. Hı-hı. Hani geçmişte şöyle olurdu. Ben bugün ne olacağını bilmiyorum. Yani bütün şartları biliyorum. Bütün şeyleri biliyorum. Bugün piyasada ama benim şöyle söyleyeyim. Geçmiş tecrübelerim şunu söylüyor. Artık bu seviyeden sonra kesinlikle hisse senetlerini işte ben zarar ettim satayım vesaire yerine daha önce hani Moody's'den not artışı bekleniyordu da gelmemişti de biz 86 binden ta 75 bine 11 bin puan düşmüştük de orada da ya bakın sabır yatırımcı. Bir iki ay sabrederseniz yere fiyatlar istediğiniz yere gelecek. Benzer şey olacak. Yani tarih tekerrürden ibarettir. Zaten teknik analizin de temel felsefesi budur. O yüzden ben gerçekten şunu söyleyeyim, varsayımlarla şu olurdu bu olurdu şeklinde şey yapmamak lazım. Her mesajda duygu var, her mesajda kin var, her mesajda artık akıl tamamı akıl tutulması var. Bu herkeste bu böyle. Yani şu an siz normal kendi bildiğiniz uzmanlık alanınızda şey yapsanız da. Herkes bunu bir şekilde siyasete vesaire de şey yapabiliyor, çekebiliyor. O yüzden işimiz gerçekten çok zor Barış. Bakın mesela şimdi Erkan Sarı diyor ki, iki gündür internette sesinizi duyuyoruz ama görüntü yok diyor. Nasıl bir görüntü kastediyor bilmiyorum. İnternet sabahları sistemimizdeki bozuklukla ilgili herhalde ya da öyle bir yayına ulaşamamayla ilgili bir sorun olarak algıladım. Ha yani. Şeyde bugün... Ben öyle algıladım yani siz bakınca ilk ben de başka türlü algıladım da sonra hayır, anladığım kadarıyla... Sabahtan hani yayın yapıyoruz sonuçta. Zaten ben de özellikle hani böyle zamanlarda insanlar çok ihtiyaç duyuyor diye pek piyasa açıkken Twitter'ı pek kullanmam. Sizin mesela farklı mı algıladınız hocam? Hayır, iki gündür internette sesini duyuyoruz ama görüntü yok deyince bugün TV'nin
Bugün TV'nin izlenmesi mi zorlaşıyor? Şu an bakayım ben bir hani açılıyor reklama mu? Reklama gidelim hocam. Siz tamam. O sırada bakın bakalım bir sorun var mı? Gerekse bir arkadaşlarımızı uyarırız, düzeltirler. Bir reklam aramız var. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Şimdi sorularla devam edelim hocam. Şimdi reklam arası tabii izleyicilerimiz diyorlar ki acaba niye gülüyor bu adamlar? Reklam arasında size söylediğim şey son cümleden dolayı. Hocam dedim zaten yeteri kadar gaz var, bana gaz vermeyin. Bir konuda kendisi bir öneride bulunuyordu bana. Ama biz şimdi o öneriyi geçelim. Kubilay Körfez'in sorusuyla devam edelim. İlginç bir veri geldi şu an. Matrix verileri yeniledi. Bu çok önemli yalnız. Onu söyleyeyim hemen. Soruya geçmeden önce evet. Grafiği verelim arkadaşlar. Bu yabancı takasıydı Barış. Dün itibariyle yabancı takasında yükselme var düşüş sırasında. Yani dünkü sert düşüş sırasında yabancı takasında yükselme var. Bu enteresan. Evet, bu çok enteresan. Yani dolayısıyla yatırımcı bunu dikkate alsın. Bence dikkate alsın. Hani burada dünkü o Fitch'ten gelen açıklamalarda ciddi bir satış yediği sırada piyasa demek ki aşağıdaki bekleyen alışlar yabancı alışları olmuş olabilir ve büyük bir ihtimalle de hani %65-40'tı bu sabah itibariyle 65-65'e gelmiş. 65-80'e kadar da yükselebilir ama piyasa açısından bu şey, bu önemli bir bilgi. En azından biz de yatırımcılara iletmiş olalım. Son veri, bugün gelen veri. Kubilay Bey diyor ki hocam bugün endekse duyarlı banka hisseleri almayı düşünüyorum. BIST 100 endeksi hangi seviyeye gelirse stop yapmalıyım demiş. Şimdi stop konusunda artık stop hani her zaman stop yapacağınız yer. Stop şudur. Dün gördüğümüz 76.900 seviyesi bugün için bana göre açılış yüksekten olacak benim tahminim. Bir de şeye bakalım istersen. Vadeli işlemler borsasına yani bu şey açıldı. VOP açıldı. Evet, tahmin ettiğim gibi yükselişle başladı VOP. Ve dolar bazında bakıyordum. Şimdi bunu TL bazına çevireyim. TL bazında 95.000'den 97.000'e yani 2.000 puanlık bir artış var şu an VOP'ta. Benim tahminim benzer şekilde. Yani yaklaşık 1000 puanlık bir artışla açılacak borsa. Dünkü kapanış 76.900'dü. IMKB 100'e tekrar, biz 100'e tekrar gelecek olursak tahmin ediyorum şu seviyeden, ben şimdi şuradan göstermeye çalışayım. Bu seviyeden 76.000'den itibaren direkt olarak yani 77.000'den itibaren 79.000'e doğru bir yükseliş. Sonra bir miktar geri çekilme. Sonra hızlı bir yükseliş. Yani bugün beklediğim hareket bu. Dolayısıyla insanlar, ben geçenlerde bir şey söyledim Barış. Alırken aşağı, satarken yukarı bakma diye. Satarken yukarı baktığında benim fiyatım şu kadardı, niye aşağıdan satayım? Alırken de aşağı baktığında o fiyattan almadım, şimdi daha yüksekten niye alayım? O yüzden hiçbir zaman yatırımcı alamaz ve satamaz. Bu durumda normal şartlarda 78.000 seviyesinin üzerinde bence açılacağız. 78.500 civarından açılacağız büyük bir olasılıkla. Sonra bir miktar geri çekilme yapacaktır. Ve stop diye soruyordu sevgili izleyicimiz. Evet. Tahmin ediyorum stop 76.900-77.000'dir. Ama bu çok kısa vadeli stop olarak verebilirim. Ama bence 75.000 aşağı kırılana kadar artık stop yapılmamalı. Yani 75.000'in rengi noktası. 75.000 seviyesi daha önce de test edilmiş bir seviye. Ve günlük grafiklerde baktığımızda şu seviyeler, bu 75.000 seviyesi. Dolayısıyla bu seviyede çok yakınız zaten. Hani alınmış olsa bile 75.000'dir bence stop seviyesi. Dolayısıyla izleyicilerimiz bence alım yapmayı düşünenler varsa ki bana göre bu seviyelere kadar düşmüş bir borsadan alım yapılmalıdır artık. Yani sonuç ne olursa olsun. Çünkü stopunuzu da koyduktan sonra, o zarara da katlanmayı göze aldıktan sonra alım yapılmalıdır. Diğer bir gösterge daha var. Özel olarak şöyle göstereyim ben çizgide. Bak şu çizgi var ya, bu çizgi daha önce hiç görmediği bir yere geliyor. Yani
Hemen şunu şöyle şey yapalım. Şu seviye, bu seviye özellikle dip seviye, talebin tam anlamıyla aşırı yoğun satışların geldiği bir seviye. Daha önce bu seviyeye düştüğü bir yer, işte bu daha önceki işte Moody's açıklaması sonrası vesaire, Amerika'nın şeyi, not indirimi, o zaman düşmüştü ki ondan sonraki 4-5 hafta içerisinde de düştüğü yere kadar yükselmişti. O yüzden de ben artık, hele ki satmayı düşünenler varsa, kesinlikle kaptırmasınlar diye söyleyebilirim. Evet. Endekse dolar bazında bir analiz yapabilir misiniz? Ve cari açık dolar 1.55 iken de aynı, 1.80 iken de aynı. Aynı cari açık. Denge yüksek fiyatlarda mı bulunacak demiş Ahmet Öztürk. Şimdi cari açık konusu, cari açığı etkileyen tek şey dolar değil. Onu belirteyim. Yani cari açık şu an ekonomide ciddi bir canlanma başladığı zaman, dolar aşağı gitse de cari açık artabilir. Daha doğrusu dolar yukarı gitse de cari açık azalmayabilir. Veya dolar aşağı giderse zaten cari açığı arttırıcı etki yapar. Ama dolar bazında endekse baktığımızda Barış, şurası 5 dolar seviyesiydi. Bak şurası 5.1 dolar seviyesiydi. Veya işte 51 bin dolar da diyebiliriz ama ben daha çok basit hesaptan gidiyorum. Ve şu an dolar bazında endeks 4.06'ya geldi. 4.08'e geldi. Nereden baksan %25 dolar bazında bir getiri kaybı. Ve bu getiri kaybının da önemli bir bölümü yabancılara ait. Çünkü hala hisselerin %66,5'u yabancıların elinde. Yani o dolar bazındaki gerilemeden sadece Türk yatırımcı, Türk fonları etkilenmiş değil. Dolayısıyla bu seviyede, yani 50 bin seviyesinde, 5 dolar seviyesinden aşağı doğru 4 dolar seviyesine kadar inmiş. Burada çok güçlü destekler var. Özellikle 4 dolar seviyesinde güçlü destek var. Dolayısıyla ve burada talep konsantrasyon eğrisi de ciddi biçimde aşağı gitmiş. Ve daha önce gelmediği bir yere gelmiş talep konsantrasyon. Daha önce işte söylediğim gibi 2011'deki S&P'nin not indiriminde çok büyük bir sert düşüş var ki o zaman indiği yerler, şu anda talep konsantrasyon eğrisi -30'larda. Bu aşırı satış olduğunu gösteriyor. Borsa abartır ve borsanın abarttığı zamanlarda da en büyük fırsatlardır. Hem şey yaparken, yani yükselirken de çok abartır. O zaman da short pozisyon açmak gerekiyor. Çok düştü, çok abarttı. Bir de burada şimdi açıldı şey, onu söyleyelim. İlk işlemler geldi, ilk emirler. Evet. Ve dolar bazında değil de TL bazında baktığımızda 78.413, dünkü 70, yani yaklaşık 1500 puan yukarıdan bir açılış olacak. Demin söylediğimiz gibi 78.500 civarından açılış sonrasında bir miktar yukarı hareket beklerim. Arkasından tekrar bir miktar geri çekilme, ama bu geri çekilme dünküler gibi olacağını zannetmiyorum. Hani yeniden dibinde altına gireceğini zannetmiyorum. Hani çok olağanüstü yeni bir gelişme olursa tabii ona bakmak lazım, ama 75.000 destek kullanılmak üzere alım düşünülebilir. Peki hocam, dolar dolar ne olur? 2'ye gider mi deniliyordu ve Merkez Bankası nasıl bir tavır izler? Şimdi bak, dolar 2'ye gider ama yani fundamental verilerimize baktığımızda, makroekonomik verilere baktığımızda, şu anki talebe vesaire baktığımızda da gidebilir ama öyle bir durumda 1.90'ı geçtiği anca psikoloji çok değişir. Yatırım yapan yatırımını durdurur. Hı hı. İhracat, ithalat yapan anında kendini geri çeker. Çünkü daha yüksekten ithal edecek malları. Onu satıp satamayacağını tabii bilemez. Bu çok ciddi bir kafa karışıklığı ve kaosa sebep olur. Bu nedenle normal kendi haline bıraksan gidebilir. Fakat Merkez Bankası'nın eli o kadar güçlü ki dolar konusunda. Hı hı. Yani orada 120 milyar dolar rezerv duruyor. Öbür taraftan elinde rezerv opsiyon katsayısı gibi, yani onu tebrik etmek lazım, çok müthiş bir araç geliştirdi Merkez Bankası. Dünyada daha önce kullanılmış bir şey değil. Bir tek bizim Merkez Bankamız kullanıyor. Mevduat, muzam karşılıklarını dolar ve altın olarak tutuyor. Bu oranları aşağı çektiği anda piyasaya 3-5 milyar doları sunmuş demektir. Hiç dolar satmasına bile gerek yok. Direkt bankalar zaten elinde dolar bollaşacak. Böyle bir durumda dolarda çok sert düşüşler görürüz. O açıdan ben hiçbir şekilde doların
hani 1.90'ı geçip 2'ye gideceğine Merkez Bankası'nın izin vereceğini düşünmüyorum. Çünkü öyle bir durum makroekonomik dengeleri çok tehdit etmeye başlar. Ekonomik büyümeyi tehdit etmeye başlar. Enflasyonu ciddi anlamda tehdit etmeye başlar. Yani o açıdan kendi haline bıraksak gidebilir ama hiç zannetmiyorum. Yani dolar görebileceği en yüksek seviyeleri artık görmüştür. Elimde dolar olsa artık bu seviyelerden satıp ama şöyle söyleyeyim, hemen bunu bugün düşüşe başlayacak da 1.80'e kadar gidecek diye beklemiyorum. 1.84 civarı şu an dolar için destektir. 2-3 kuruş civarında önümüzdeki 2 hafta içerisinde bir geri çekilme bekliyorum. Peki hocam, Umut Kaya da diyor ki altın ons ve gram Türk lirası nereye kadar gider, nerelerden satalım? Şimdi altın biliyorsun daha önce de söyledik, altın ons. Şu an altın onsta hareket yapılmasını önermem. Çünkü altın ons yani 1400 dolarla 1380 dolar aralığında gidiyor geliyor burada. Ve burada sıkışma yapıyor. Bu sıkışmayı bir şekilde kıracak. Ya aşağı yönde kıracak. Yani ya şöyle bir şey yapacak altın. Şu şekilde şu trend aşağı kırılacak. Bu trendin aşağı kırılabileceği yer şöyle çizebiliriz. Yaklaşık olarak 1380 dolar. 1380'in altında bir kapanış olduğunda short pozisyon açılmalı. Ve 1400'e de stop konulmalı. Ama 1425 dolar seviyesi yukarı geçilirse long pozisyon açılarak 1470'e kadar hedeflenebilir. 1420 dolar seviyesi yukarı geçildiğinde stop seviyesi de yine 1400 dolar olmalı. O şekilde davranılmalı. Ama TL bazında baktığımızda doların artışı nedeniyle 85'e geldi. Altın konusunda da şunu söyleyebilirim. Altının olsaydı herhalde bir ne bileyim 100 gram altının bir 20 gramını buralardan satıp sonra aşağıdan almayı deneyebilirdim. Şu an ama dış piyasaları, hani altının dış piyasalardaki hareketini bilmiyoruz. Önemli bir dirençte bulunuyor altın. Diyelim ki 20 gramını sattım. Sonra tekrar 87.5'a geldi. Bir 20 gramını da orada satardım. Bir 20 gramını da 88'de satardım. Yani yukarı gittikçe bir miktar rahatlatırdım portföyü. Sonra tekrar aşağıdan alım düşünebilirdim. Dolar TL ve yani altının TL ve dolar bazındaki grafikleri hakkında yani ancak bunları söyleyebilirim. Peki hocam, bu arada gongu duymadık sizin bilgisayarınızdan ama açıldı herhalde. Ben demin sesini kapattım. Ondan o yüzden duymadık. Bu arada ama bizim televizyonumuz şu an canlı yayın sorunsuz yapılıyor. Şu an verebilirsek borsa açıldı, endeks açıldı ve 78.833'ten işlem görüyor. Ve istersen bir ilginçlik yapalım, birim grafiklere bakalım. Hemen açılış sonrası neler oluyor? Şu an işlemler devam ediyor. 78.900 seviyesi görüldü. Ve ilk başta dikkat edersen yoğun bir işlem hacmi var. 10 saniye içerisinde 6 milyon lotluk bir işlem hacmi var. Ve onun sonrasında da 78.900. Benim tahminim şöyle. Bugün tahminen şey yapmayacak endeks. Şu seviyenin altına pek gelmek istemeyecek. Bu da 78.000 seviyesi. Yani 78.000'in altına pek gelmek istemeyecek büyük bir ihtimalle. Hani yeni çok olağanüstü gelişmeler olursa gelebilir ama dediğim gibi 75.000'in altına gelmediği sürece de çok artık dibe yakın yerlerdeyiz. Bu seviyelerden bir miktar pozisyon oluşturularak alım düşünülebilir artık. Şu an yine alımlar geliyor ve çok olumlu bir açılış oldu. Birim grafiğe bir daha bakacağım ben. Evet. ve o birim grafiğe bakıp ondan sonra bitirelim. Evet. Evet, gördüğün gibi açılış sonrasında aşağı yukarı bir miktar hareketler var ama sert bir yukarı açılış oldu. Şu anda her işlemi tek tek tıklar halinde izliyoruz. Açılış sonrasında yalnız hemen bir değerlendirme yapayım. Şu an işlem miktarı 10 saniyelik bazda 20 saniyelik bazda 1.1 milyona civarına gerilemiş durumda. Bir miktar geri çekilme beklenebilir. Yani evet, biraz sonra. Peki hocam, süremizi doldurduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Beraber olacağız. Paranın rotasını noktalıyoruz. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü. Şimdi biz bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz.
Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.